Sandras Dağı'na 1750 metre kadar tırmandıktan sonra bu manzara ile karşılaşmak kendimizi gerçekten iyi hissettirdi. Gölet seviyesine indikçe manzara gerçekten bizi daha da çok büyüledi. Tuvalet ve su kaynağına yakın, hamak da kurabileceğimiz bir alanda geceyi geçirmeye karar verdik. Sabah deniz seviyesinde sıcaklık 34-35 derece civarındayken öğlen saatlerinde buraya ulaştığımızda 26 dereceydi. Ve böyle güzel bir manzara olmasına rağmen buraya olan ilginin az olması beni oldukça şaşırttı. Yaz ayında olduğumuzdan dolayı su seviyesi çok da yüksek değil. Ve gölün karşı tarafında muhtemelen terk edilmiş birkaç yapı var. Aynı zamanda etrafta boşu dolaşan yarım düzüne kadar katır ve birkaç da köpek mevcut. Akşam saatlerine doğru sessizlik ve manzara gerçekten çok büyüleyici. Gün batımına doğru akşam rahatça dışarıda oturabilmek için ateş yakmak zorunda kaldık. Sabahsa manzara tam kartpostallık. Sabah göl çevresinde yürüyüş yapıyoruz.
Gölete inerken hemen sağ tarafta metruk binalara doğru giden yoldan ilerliyoruz. Maalesef çöp konteynerleri olmasına rağmen belediye şu zamanda ki yangın zamanı buraya çok fazla ilgi gösteremiyor. Göre burası 1985 yılında yangınlara müdahale amacıyla yapılmış yapay bir gölet. Yaz aylarında göleti besleyen derenin suyu maalesef kuruyor. Köyceğiz yangının başlamasından 2 gün kadar sonra buraya çıkmamıza rağmen yangınla müdahaleler hala sürüyor. Bu sebeple bu gece de burada konaklayıp ertesi gün farklı bir kamp rotası belirleyeceğiz.
alanda Gökçeova göletinden yaklaşık 13 km uzaklıkta Topuklu Yaylası kamp alanı. Burada konaklamadık ama genel görüntüyü sizlerle paylaşıyoruz. Yeni kamplarda görüşmek üzere.